Haftanın 3. işlem gününden herkese merhabalar. İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan Eda Karadağ. Sakin bir veri takvimimiz var. Dolayısıyla veri bazlı hareketler piyasalarda beklenilmiyor. Ama iç piyasada da bir huzursuzluk var. Kurlar geri çekilmelerde sınırlı kalıyor. BIST 100 endeksi ise 2018 yılının en düşük seviyelerine gerilemiş durumda. Aslında iç piyasaya yönelik hikayemiz hala aynı. Özellikle 24 Haziran'da bir seçimimiz olduğu için seçim sürecinde de olduğumuzdan bu süreçte ben fiyatlamalarda çok sağlıklı bir tablonun oluşabileceğini düşünmüyorum. Gerek endeks olsun gerek de kurlar cephesinde aşağı veya yukarı yönde gidebilecek alanları var. Ama bu hareketleri trend değişikliği anlamına gelmesin. Çünkü biz seçimi atlattıktan sonra seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla biraz daha sağlıklı bir fiyatlamayla karşılaşıyor olacağız. Dolayısıyla bu süreçte stratejilerinize çok ama çok dikkatli olmanızı öneriyorum. Özellikle de haber akışlarını yakından takip etmenizde yarar var. Çünkü en küçük bir haber akışı anında fiyatlamalar içerisinde hissediliyor. Çok fazla makro açıdan sizi yormayacağım. Bugün biraz daha teknik bir şekilde videoyu çekmek istiyorum. Yani dolar TL'nin isterseniz tekniğiyle başlayalım. Sonra BIST 100 endeksiyle tamamlayalım. Şimdi dolar TL 4.58 desteğini biraz zorluyor. Daha doğrusu 4.58 desteğinin altına geçmek istiyor ama 4.58 bölgelerinden aldığı kuvvetle tekrardan yönünü yukarıya çeviriyor. Aslında genel görünüme bakacak olursam belki geri çekilmelerde sınırlı kalıyor olabilir ama yukarı yönde de çok agresif bir dolar TL yok karşımızda. Özellikle merkezin 23 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapmış olduğu müdahaleler biraz kurları rahatlattı. Yani o yukarı yöndeki agresif hareketlerin önüne geçmiş oldu. Dolayısıyla bu süreçte biraz daha yatay bir dolar TL izliyor olabiliriz. Yarın da bir Merkez Bankası'nın toplantısı var. Bir Merkez Bankası'nı da alalım. Bakalım beklentilerde biraz faiz artışına gitme yönünde de bir algı var ama merkez ne yapacak? Gerçekten faizlerde az da olsa bir değişikliğe gidecek mi? Yani bir artışa gidecek mi? Yoksa beklemede mi kalacak? Bu seferkini pas mı geçecek? Biraz daha önemli bir toplantı olacaktır. Son açıklanan enflasyon rakamlarında da çok güzel bir tablo yok ne yazık ki. Hala çift taneli ve yüksek enflasyonu konuşmaya da devam ediyoruz. Dolayısıyla yarınki merkezden gelecek açıklamalar da kritik olacaktır ama ben yine de merkezden gelen açıklamalar bile olsa kurun bu süreçte geri çekilmelerde sınırlı kalmasının devam etmesini bekleyebilirim. Özellikle içi konuşuyoruz ama dış tarafta da dolar pozitif fiyatlanıyor. Gelecek hafta bir Fed var ve Fed'e yönelik faiz artışı oldukça kuvvetli. Günler kala bir miktar Fed beklentileri satın alınabilir. Evet, daha önce fiyatlamalar içerisine girmiş olsa bile yine de Fed'e yönelik beklentiler satın alınırsa dolar daha da pozitif fiyatlanıyor olacak ve bu durumda dolar TL'deki geri çekilmeler daha da sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla 4.58.6 kapanışlarda çok güçlü olmadığımız müddetçe 4.60 ve üzerine doğru ataklarımız sürecektir. Önemli olan 4.64 ve 4.66 seviyelerin üzerine yerleşemiyor olması. Çünkü bu seviye bu direnç noktalarının üzerine yerleşememesi en azından yukarı yöndeki o agresif hareketinin önüne geçmiş olacaktır. Şimdi BIST 100 endeksine bakalım. Orada bizim için önemli olan 101.500 desteği diyorduk ama biz o desteği kırıldı, çok oldu. Orayı direnç konumuna getirdik. Şu sıralarda 97.000'lerin altını test ediyorduk ve biz hiç, sabah saatlerine de baktığımız zaman özellikle endeks dün 97.800 destek noktasına yakın yerlerde günü tamamlamıştı. Ve özellikle de 97.800 seviyesinin altındaki kapanışlar endeksteki kayıpların biraz daha derinleşmesini tetikleyebilir demiştik. Dolayısıyla 97.800'lerin altındayız ve endeks bu seviyenin altına gerçekten çok ısrarcı olursa ben bir miktar daha satış baskısının devam etmesini bekleyebilirim. Çünkü teknik göstergeler de çok güçlü değil. Global endekslerde de risk iştahı zayıf. Kurlar da geri çekilmekte sınırlı kalıyor. Yani endeksi besleyecek bir ortam yok piyasada. Dolayısıyla geri çekilmeler bir miktar daha devam edebilir ama 95.006 kapanışlar görmez isek en azından bu kayıplarını belki toparlayabilecektir. Şu koşullar altında çok yeni bir haber akışı da almaz isek ya da endeksi besleyecek sürpriz bir durumla karşılaşmadığımız müddetçe 100.000 ve üzerinde çok güçlü bir performans endekse belki bir süre beklemek yanlış olabilir. Haber akışlarını yakından izliyor olacağız. Sakin bir veri takvimimiz var. Stratejilerde de dikkatli olmanızı öneriyorum. Şimdiden herkese iyi günler dilerim.